Bugünkü uzman öğretmenlik sınavına hazırlık dersimizde güvenli okul ve okul güvenliği konusunu işleyeceğiz. Bu dersimizi iki bölüm halinde işleyeceğiz. Bugünkü birinci bölümde güvenli okul nedir? Siber zorbalık ve siber mağduriyet, bağımlılık ve teknoloji, güvenli okul ve iletişim, yabancıların eğitimi ve eğitim güvenliği, güvenli okul kapsamında sosyal uyum ve entegrasyon konularını işleyeceğiz. Güvenli okul nedir? Maslow, insanın temel ihtiyaçları hiyerarşisinin ikinci basamağını güvenlik olarak belirlemiştir. Bu kurama göre insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için beden, iş, kaynak, sağlık, mülkiyet ve benzeri konularda güven içinde olması gerekmektedir. Güvensiz okul ortamlarının öğrencilerde oluşturduğu sorunlar nelerdir? Güvensiz okul ortamları öğrenmeye odaklanamama, ve öğrencilerde motivasyon düşüklüğüne neden olmaktadır? Güvenli okul nedir? Güvenli okul, öğrenci, öğretmen, çalışan ve benzeri paydaşlar açısından fiziksel, sosyal, psikolojik ve çevresel tehditlerden uzak olan mekandır. Güvenli okulların özellikleri nelerdir? Güvenli okulların özellikleri etkili okul yöneticiliği ve liderliği, okulu oluşturan mekanların kontrolü, güven hissi, saygı samimiyet, fiziksel zarar, gözdağı, zorbalık ve tacizin bulunmaması, alay, nefret dili ve sosyal dışlanmadan uzak olma, çatışma riskinden uzak olma, doğal afetlerden uzak olma, sorumluluk duygusunu geliştirme, ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme, eşit muamele, akademik başarıya odaklanma, veliler ve toplumla iyi ilişkiler içinde olma ifade özgürlüğünü destekleme, güvenlik problemlerini açıkça tartışma, iletişim, empati kültürünü geliştirme, güvenliği tehdit eden davranışları ödüllendirmeme ve görmezlikten gelmeme, kolluk güçleriyle işbirliği, her türlü bağımlılıkla mücadele, göçmen çocukların problemlerini yönetebilme, krize hazırlık ve krize müdahale planlarına sahip olma. Buradaki tüm özellikler güvenli okullara ait özelliklerdir. Siber zorbalık ve siber mağduriyet. Zorbalık ne demektir? Zorbalık yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. Öğrencilerin okulda gerçekleştirdikleri zorbalık davranışları, bireysel özellikler, akran grubu, okul ortamı, aile ve çevresel özellikler gibi birçok değişkenliklerle ilgili olabilir. Zorbalığın ayırt edici özellikleri nelerdir? Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik olarak zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir. Zorbalık bir kere mahsus değildir. Çeşitli zaman aralıklarında tekrarlanıyor olması gerekmektedir. Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri gibi kurbanlar da bu eylemlerden bireysel ya da grup olarak zarar görebilirler. Zorbaca davranışa maruz kalan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak fiziksel veya zihinsel nitelikte olması gerekir. Zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağladıkları görülür. Zorbalar kurban veya kurbanlarının acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar. Zorbalar ve kurbanlar ile sergilenen zorbaca davranışlar dikkate alınmalıdır. Siber zorbalık ne demektir? Siber zorbalık, bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi, taciz etmesi ve saldırgan davranışlarda bulunmasıdır. Siber zorbalığın nedenleri nelerdir? Siber zorbalığın nedenleri genellikle intikam alma ya da cezalandırma arzusu, popüler olma arzusu, aile içinde yaşanan sorunlar, düşük özgüven ya da gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal dünyada yakalama arzusu, siber zorbalığı yapan kişinin mağduriyet yaşattığı kişiyle ilgili olarak yaşamış olduğu kıskançlıklardır. Bireylerin genelde geleneksel zorbalık yerine siber zorbalığa yönelmesinin sebebi nedir? Geleneksel zorbalıkta Özellikle çocuklar, diğerleri tarafından tanındığı ve bu da kaygıyı arttırdığı için genellikle siber zorbalığı tercih etmektedirler. Hatta bazen normal hayatında zorbalık davranışları göstermemiş olmasına rağmen tanınamadığı ya da bulunamayacağını düşündüğü için sosyal medyada zorbalık davranışlarına devam eden bireyler gençler ya da çocuklarda olabilir. Ayrıca genellikle geleneksel zorbalık yapan Bireyler ve çocuklar siber zorbalığı da sıklıkla tercih etmektedirler. Çocukların siber zorbalığı geleneksel zorbalığa tercih etmesinin nedenlerinden biri de daha fazla izleyiciye ulaşmasıdır. Ayrıca yazılı kelimelerin etkisi daha büyüktür. Sözel kelimeler daha çabuk unutulurken yazılı tacizlerin etkisi daha büyük olabiliyor ve bireyler siber zorbalığı her zaman her yerde uygulayabiliyorlar. Siber mağduriyet ne demektir? Siber mağduriyet kişinin dijital teknolojiler aracılığıyla kendine zarar veren saldırgan tutumlara maruz kalması ve bunun da kişide mağduriyet oluşturması durumudur. Siber mağduriyete maruz kalan çocuklarda ne gibi problemler meydana gelir? Siber mağduriyete maruz kalan ergen ve çocuklar birçok akademik, duygusal ilişkisel ve sosyal problemlerle karşılaşmakta ve artan stres onlarda depresyon, kaygı, intihar ve benzeri sonuçları tetiklemektedir. Ayrıca zorbalığa maruz kalan çocuklarda baş ve karın ağrısı, cilt problemleri gibi fiziksel problemler de meydana gelmektedir. Siber mağduriyet ayrıca çocukların yeme alışkanlıklarını da etkileyebilmektedir. Siber zorbalığın önlenmesi için neler yapılabilir? siber zorbalığın önlenmesi için grup rehberliği şeklinde ve dijital teknolojilerin yer almadığı önleyici programlar yapın. Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik zorbalık ve siber zorbalık seminerleri düzenleyin. Grup psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler tarafından zorbalığı ve siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik olarak öğrencilerin çatışma çözme, problem çözme, iletişim becerileri, duygu düzenleme becerileri ve benzeri özelliklerini arttırıcı etkinlikler yapın. Öğretmenler olarak uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olun ve bu konuda özellikle ailelere ve çocuklara yönelik bilgilendirme yapın. Okul ve aile arasındaki işbirliği ve iletişimi arttırın. Çocuklarla rahat bir iletişim iklimi oluşturun. Siber zorbalığın ne olduğunu onlara anlatın. Çocukların çevrim içi aktivitelerini Örneğin oyunlarını gözlemleyin. Çocuklarınızın mutlaka şifre kullanmalarını ve bu şifreleri kimseyle paylaşmamalarını sağlayın. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulayın. Siber zorbalar karşınan duygusal bir yanıt isterler. Çocuğunuza bu tür bir durumda asla karşıdakine yanıt vermemesini söyleyin. Siber zorbalık yapanları ilgili makamlara bildirin. Bağımlılık ve teknoloji Bağımlılık ne demektir? Bağımlılık herhangi bir maddenin zarar veren sonuçlarına rağmen sürekli ve aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bağımlılığın biyolojik, sosyal ve davranışsal boyutları vardır ve yeniden tekrar eden bir rahatsızlıktır. Bağımlılık kaç ayrılır? Bağımlılık fiziksel ve ruhsal bağımlılık olarak sınıflandırılabilir. Fiziksel bağımlılık nedir? Fiziksel bağımlılık maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Madde alınmadığı zaman fizyolojik uyumun bozulmasına bağlı olarak fiziksel belirtiler ortaya çıkar. Ve bu durum kişiyi ve çevresindeki insanları rahatsız eder. Ruhsal bağımlılık nedir? Ruhsal bağımlılık kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği gereksinimlerini tatmin etme ya da giderme amacıyla o maddeye düşkünlüğü biçiminde tanımlanabilir. Madde bırakıldığında ruhsal bazı şikayetler görülür. DSMV'ye yani Psikolojik tanı Kriterleri kitabına göre bağımlılık kavramının temel özellikleri nelerdir? Bu kitaba göre e, bağımlılık kavramı maddeye ulaşmak için engellenemez arzu ve istek, tolerans adı verilen kullanımın giderek artması ve yoksunluk olarak e, temel özellikleri sınıflandırılabilir. Bağımlılıkların ortak özelliklerinden biri de madde ya da davranışa yönelik Davranışları kontrol edememe ve olumsuz etkilerine rağmen maddeyi kullanmaya ve davranışı göstermeye devam etmektir. Madde bağımlısı kişilerin destek alması gereken sağlık kuruluşu nedir? Madde bağımlısı kişilerin hastaneler bünyesinde kurulan alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi ve araştırma merkezlerinden yani AMATEM'den destek alması gerekmektedir. Teknoloji bağımlılığı ne demektir? Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan davranışsal bağımlılıklar, örneğin oyun oynama bozukluğu, kumar oynama bozukluğu, sosyal medyanın ve akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini gösteren bağımlılık türü teknoloji bağımlı olarak tanımlanır. İnternet bağımlılığının nedenleri nelerdir? İnternet bağımlılığının nedenleri Sosyalleşme gereksinimi, kişilerin gerçek kimliklerini saklayarak kendilerini olduklarından farklı bir şekilde göstermeleri, tanınmamanın verdiği rahatlıkla bu düşünceyle e, açıkça düşüncelerini paylaşabilmeleri ve yüz yüze iletişim yerine internet iletişimini daha kolay bulmalarıdır. İnternet bağımlılığının belirtileri üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar davranışsal belirtiler. Fiziksel ve zihinsel belirtiler ve sosyal belirtilerdir. İnternet bağımlılığının davranışsal belirtileri nelerdir? İnternet bağımlılığının davranışsal belirtileri: internette geçen sürenin giderek artması, amaçlandığından daha uzun süreli internet kullanma, kullanımla ilgili yalan söyleme, internetle ilgili aşırı zihinsel uğraş, interneti diğer problemlerden kaçmak için kullanma, internet kullanımının sebep olduğu Psikolojik, sosyal, fiziksel ve mesleki problemlere rağmen kullanmada ısrar etmedir. İnternet bağımlılığının fiziksel ve zihinsel belirtileri nelerdir? İnternet bağımlılığının fiziksel ve zihinsel belirtileri internet kullanımının azalmasıyla birlikte e, anksiyete, internetle ilgili obsesif düşünceler ve hayallerde artış, internet kullanımını kontrol etmek veya azaltmak için süre gelen bir istek ve arzunun olmaması Durgunluk, uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hallerinde artış, kan basıncı ve kalp dolaşım sistemi bozuklukları, stres, konsantrasyon eksikliği, baş, mide ve kas ağrıları ile görme zayıflıkları der. İnternet bağımlılığının sosyal belirtileri nelerdir? Önemli sosyal, mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin internet kullanımı yüzünden bırakılması, iş yerinde veya okulda azalan üretkenlikle birlikte Yüksek gerilim ve rekabet ortamı oluşmasıdır. İnternet bağımlılığının sonuçları nelerdir? İnternet bağımlılığının sonuçları bedensel sonuçlar, sosyal sonuçlar ve psikolojik sonuçlardır. İnternet bağımlılığının bedensel sonuçları nelerdir? İnternet bağımlılığının bedensel sonuçları beslenmeyi çok fazla ihmal ederek ciddi bir şekilde zayıflama, aşırı kilo alma, sırt ağrıları, baş ağrıları Göz şikayetleri ve vücut hijyeninin sık sık ihmal edilmesidir. İnternet bağımlılığının sosyal sonuçları nelerdir? İnternet bağımlılığının sosyal sonuçları gerçek dünyaya ait ilişkilerin azalması, hobi ve ilgi alanlarının ihmal edilmesi, kişinin giderek yalnızlaşması ve sonunda da çevresinden tümüyle yalıtılmış hale gelmesi, notların kötüleşmesi, iş yerine aşırı yorgun gidilme konsantrasyon azalması, e, genellikle geç kalma ve evi sık sık ihmal etmedir. İnternet bağımlılığının psikolojik sonuçları nelerdir? İnternet bağımlılığı sonucu psikolojik problem yaşayan bireyler kendisine güvenmeyen, kendisinden şüphe eden bir kişiliğe sahiptirler. Başkalarıyla temas kurmada yaşanan kendine güvensizlik zamanla giderek büyüyen bir korkaklığa dönüşür sık sık ortaya çıkan depresyon durumları vardır. Değersizlik ve çaresizlik duyguları bu kişilerde baskındır. Aşırı teknolojik kullanımına karşı aile olarak ne yapmak gerekmektedir? Aile olarak çocukların nasıl bir insan olmasını istiyorsanız ona o şekilde model olun. Çocuklara karşı her zaman saygılı olun. Çocuklara sevginizi açıkça ve koşulsuz olarak gösterin. Çocuklarla birlikte oyun oynayın. Çocuklarla birlikte kitap okuyun. Çocukların yaşına uygun sorumluluklar verin. Çocukların mutlaka bir spor ya da sanat alanıyla uğraş edilmesini sağlayın. Çocukların yaşam amacı edilmesine yardım edin. Sonuç değil süreç odaklı başarıyı destekleyin. Çocukların arkadaşlarını tanıyın. Dijital bağımlılıkların önlenmesinde okul psikolojik danışmanlarına ve rehber öğretmenlere yönelik olarak önerilen model nedir? Chip Bora, Rick ve Lanier 2019 yılında dijital bağımlılıkların önlenmesine yönelik olarak rehber öğretmenlere ve danış psikolojik danışmanlara yönelik olarak e, bir model önermişlerdir. Bu modelin içeriği profesyonel gelişim, tüm okul çapında eğitim, aile ve toplum eğitimi, öğrencilerin değerlendirilmesi, önleyici çalışmalar ve kaynaklardır. Profesyonel gelişim şöyledir. Okul danışmanları konuyla ilgili yeni eğitimleri takip etmeli ve profesyonel olarak kendilerini bu alanda Geliştirmelidirler. Tüm okul çapında eğitim olarak da e, yine okul psikolojik danışmanları dijital bağımlılıklarla ilgili tüm okul personeline bilgilendirmeli ve çeşitli eğitimler düzenlenmelidir. Aile ve toplum eğitiminde de aile ve topluma yönelik atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler düzenlenmelidir. Öğrencilerin değerlendirilmesi. Öğrencilerde birçok test ve çeşitli araçlarla internet bağımlılığı açısından değerlendirilmelidir. Daha sonra da önleyici çalışmalar yapılmalıdır. İşte grup danışmanlığı, bireysel danışma, sınıf rehberliği gibi etkinliklerle öğrencilere yönelik dijital bağımlılıkta önleyici çalışmalar yapılır. Kaynaklar, e, okul psikolojik danışmanları aileler ve topluma yönelik çeşitli kaynaklar hazırlayabilirler ya da var olan kaynakları onlarla paylaşabilirler. İnternet bağımlılığını önlemede okullara ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir? Okullarda özellikle ilkokul seviyesinde önleyici programlar uygulanabilir. Öğretmenler öğrencilerinin kişilik özelliklerine odaklanmalıdırlar. Öğretmenlerin öğrencilerin diğer akranları ile ilgili ilişkilerini incelemeleri gerekir. Özellikle öğrenci yalnız ve işine kapanık ise sosyal medyada daha fazla vakit geçirebilir. Öğretmen öğrencilerini yaratıcı ve keşfedici grup faaliyetlerine sevk etmelidir. Öğrenciler internette ne kadar az vakit geçirirlerse bağımlılık geliştirmeleri de o kadar azalar. Öğrencilere internetin pozitif ve negatif etkileriyle ilgili atölye çalışmaları düzenlenebilir. Seminer ve atölye çalışmaları ailelere yönelikte de tasarlanabilir. Benlik saygısı düşük çocukların internet aktivitelerine daha fazla dahil oldukları görülmektedir. Güvenli okul ve iletişim. Güvenli okul ne demektir? Güvenli okul sadece fiziksel güvenliğin sağlanması değil, Sosyal ve psikolojik yönlerinde göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur. Eğitimde etkili bir iletişim için güvenli bir okul ortamı sağlanması bir ön koşuldur. Okulda gerçekleşen iletişim ve koordinasyonun türü ve seviyesini kim şekillendirir? Okulda gerçekleşen iletişimin, koordinasyonunun, türünün ne tonda olacağı okul yöneticileri tarafından şekillendirilmektedir. Okul iklimi için kapsayıcı ve açık bir iletişim ile güvenlik, ve benzeri diğer önemli konularda karar alımı nasıl olmalıdır? Kapsayıcı ve açık bir iletişim ile güvenlik ve benzeri diğer önemli konularda öğrenciler, okul personeli ve ebeveynler arasında ortaklaşa karar alım süreçleri sağlanmalıdır. Bu da okul iklimi için elzemdir. Okulların yönetilme biçimleri okul iklimi üzerinde önemli bir belirleyici unsurdur. Güvenli eğitim iletişimi kavramı ne zaman geliştirilmiştir? 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü eğitim ve güvenlik projesinde güvenli eğitim iletişimi kavramı geliştirilmiştir. Güvenli eğitim iletişiminin kapsamı nedir? Güvenli eğitim iletişimi, zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları ile ilgili tüm paydaşlar arasında gerçekleşen iletişimsel süreç ve becerileri kapsamaktadır güvenli eğitim iletişiminin sağlandığı bir ortamda herhangi bir sorunla karşılaşan çocuktan beklenen davranış nedir? Öncelikle kendisinin veya bir başkasının bir güvenlik sorunu veya eğitim süreçleri içerisinde yardım almasını gerektiren herhangi bir sorun ile karşılaştığını kavrayabilmelidir. Sorunu ailesi, öğretmenleri veya yetkili diğer kurum personelleri ile doğru ve etkili biçimde paylaşabilmelidir. Paylaşımı sonunda bir yardım alacağına dair beklentiye sahip olabilmelidir. Kurduğu bu iletişim sonunda olumsuz bir sonuç ile karşılaşmayacağına dair bir güvene sahip olabilmesi beklenmektedir. Bu Buradaki olumsuz sonuçlar neler olabilir? İşte ifşa edilme, hor görülme, dikkate alınmama, alay edilme, dışlanma e, bu tür olumsuz sonuçlarla karşılaşmamalıdır öğrenci. Unicef, eğitim güvenliği konusunda farklı tehditler karşısında ebeveynler ile kurulacak iletişim türlerinde doğru tonun bulunmasına özel bir vurgu yapmaktadır. Bu vurgu nedir? Okul güvenliğini sağlarken tüm uygulayıcılar çocuk merkezli bir yaklaşımla gerekli iletişim pratiklerini gerçekleştirmelidirler. Buradaki vurgu çocuk merkezli olmasıdır. Güvenli eğitim iletişimi ve pozitif bir okul iklimi arasındaki ilişki nedir? güvenli eğitim iletişiminin sağlanamadığı bir ortamda pozitif bir okul ikliminin de oluşması imkansızdır. Güvenli eğitim iletişimi çocuk odaklı bir kavram olmakla birlikte sadece çocuklarla kurulan iletişimi değil aynı zamanda tüm paydaşların birbirleri arasında kuracakları iletişimin güvenli olmasını gerektirmektedir. Güvenli eğitim iletişiminde tüm paydaşların birbirleri arasında kuracakları iletişimin güvenli olması nasıl sağlanır? Güvenli eğitim iletişime, güvenli eğitime okulun fiziki ortamının dışındaki süreç ve kişileri de dahil etmeyi gerektirmektedir. Bu durum kurum yönetimi, eğitime ilişkin mevzuat, fiziksel şartlar, öğrencilerin sosyoekonomik yapıları, okulun bulunduğu semtin ve bölgenin özel konumu gibi pek çok unsuru göz önünde bulundurmayı ve bunlara özgü stratejiler geliştirmeye gerektirmektedir. Güvenli eğitim iletişimi sağlamak için öğretmenlerin öğrenciler ve diğer paydaşlar arasında kuracağı iletişim süreçlerinde benimseyeceği stratejiler nelerdir? Öğretmenler duruma uygun iletişim tonunu belirlemelidir. Okulun iletişim planlarını bilmeli ve bu planların gerektirdiği sorumluluklar kapsamında hareket etmelidir. Problemler ortaya çıkmadan önce iletişim kanallarının oluşturulması ve bunların açık tutulmasını sağlamalıdır. İletişim etkinliğine pozitif olarak başlamalıdır. Aktif dinleme edinimini uygulamak ve iletişim sırasında karşıdaki kişiyle etkileşime girmelidir. Uzlaşılan noktaları vurgulamalı ve ödün vermeye rıza gösterebilmelidir. Gizliliğe saygı göstermelidir. Dedikodudan kaçınmalıdır. Pozitif bir noktaya vurgu yaparak iletişimi sonlandırmalıdır. Bir bireyin kimliği nasıl oluşur? Bir bireyin kimliği aile içi iletişime, okulda aldığı eğitim, yakın çevresinde sahip olduğu yaşam deneyimi ve sanal pencere olarak adlandırdığımız internet üzerinden eriştiği sanal dünyanın katkısıyla oluşur. Bir bireyin kimliğinin gelişiminde önemli olan faktörler nelerdir? Anne ve babanın eğitim durumu, sosyal statü, ekonomik statü, inanç, etnik köken gibi faktörler Çocuğun kimliğinin gelişiminde önemli faktörlerdir. Bir yabancı çocuğun okuldaki başarısı hangi sorulara verdiği cevaplarla bağlantılıdır. Aile içi iletişim nasıldır? Ebeveynler çocuklarına rol model olabiliyor mu? Çocuğa gerekli olan destek veriliyor mu? Yoksa çocuğa danışmadan çocuğun yaşamındaki hemen her şey e, helikopter ebeveynler deniyor bunlara. Bu ebeveynler tarafından mı doldurulmaktadır? Okul ve aile ilişkileri nasıldır? Ailede çocuğun eğitimini destekleyen aile ortamı var mıdır? Göç sürecinden dolayı çocuğun yaşadığı travmalar var mıdır? Çocuğun iş dünyasına girip çocuğu anlamak için çocuk bebeğinleri ile hangi yöntemlerle iletişim sağlanmaktadır? Çocuğun yakın çevresini oluşturan akran grubunun özellikleri nelerdir? Çocuğun okulda arkadaşları var mıdır? Evet bir yabancı çocuğun okuldaki başarısı ee, bu sorulara verdiğim cevaplarla bağlantılıdır. Okul güvenliği ne demektir? Okul güvenliği, öğrenciler, çalışanlar ve diğer paydaşlar olan veli ve ziyaretçilerin okul ortamında ve yakın çevresinde güvende olmaları, kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal bakımdan özgür hissetmeleridir. Okul güvenliğinin sınırları nelerdir? Okul güvenliği yalnızca okul ortamının güvenliği ile sınırlı değildir okul güvenliğinin kapsamı ve boyutları çocuğun ya da diğer okul personelinin okula gitmek amacıyla evinden ayrıldığı andan başlayarak tekrar evine gelinceye kadar ki tüm aşamaları içermektedir. Genel olarak okul güvenliği hangi boyutlarda ele alınmaktadır? Arkadaşlarından gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik, öğretmenlerin fiziksel şiddetine maruz kalma konusunda güvenlik, doğal afetlere karşı güvenlik, sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik, cinsel istismara karşı güvenlik, psikolojik ve duygusal güvenlik, etnik ve siyasi görüş konularındaki güvenlik boyutları olarak okul güvenliği ele alınmaktadır. Okul güvenliğini tehdit eden risk alanları nelerdir? Okul güvenliğini tehdit eden risk alanları dış tehlikeler, mekanla ilgili tehlikeler, hijyenle ilgili tehlikeler, sağlıksız gıdalar, akran zorbalığı, öğretmen idareci şiddeti, veli şiddeti, sınav kaygısı, servis kazaları ve afetlerdir. Burada anlattığımız risklerden dış tehlikeler yetişkin veya yaşıtlardan gelebilecek fiziksel veya psikolojik saldırılardır. Mekanla ilgili olan tehlikeler de kaygan zeminler, havasız mekanlar, yetersiz oksijen, merdivenler, set zeminler ve menteşeler gibi. E, hijyenle ilgili olan tehlikeler de yeteri kadar temizlenmeyen tuvaletler ve kirli sınıflardır. Afetler ise deprem, sel ve yangın gibi faktörlerdir. Ülkemizdeki okullarda bulunan yabancı öğrencilerin toplumsal kültüre uyumunu sağlamak ve aidiyet duygusunu yaratmak için ne yapmalıyız? Yabancı öğrencilerin psikolojik açıdan rahat ve güvende hissedeceği ortamlar yaratılmalıdır. Öğretmenler Okul yöneticileri ve Türk öğrenciler bu öğrencilerle iletişim kurarken onlara saygı duyduğunu, onları kabul ettiğini davranışlarıyla göstermelidir. Topluma entegre olmalarının kolaylaştırılması için okullarda yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahibi ülke öğrencileri ile olan etkileşimlerini teşvik eden programlar geliştirilmeli ve bu programlar e, uygulanmalıdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına göre Güvenlik nasıl tanımlanmıştır? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına göre güvenlik, insanların bir toplumda nasıl yaşadıkları ve nefes aldıkları, tercihlerini ne kadar özgürce uyguladıkları, pazara ve sosyal fırsatlara ne kadar erişime sahip oldukları, huzur ve barış içinde yaşamaları ile ilgili der. Eğitim kurumları yani okullarda olan yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar nasıl çözülmelidir? Kendilerini rahatlıkla ifade edecek ve güvenleştirecek demokratik ortamlar yaratılmalıdır. Çünkü yabancı uyruklu öğrenciler kültürel olarak ev sahibi ülke öğrencilerinden farklı oldukları için farklı sosyal normlar, değerler ve davranışlara sahiptirler. Eğitimin başarılı olması için eğitimcinin çocuğun seviyesine inmesi gerekmektedir. Eğitim bütün öğrencileri kapsayacak şekilde verilerek gereken bilgi ve becerilerin bütün öğrencilere ulaşması sağlanmalıdır. Yabancı öğrencilerin sınıftaki durumlarını iyileştirmek ve onları bir şekilde motive etmek için farklı alanlardaki becerileri kullanmalıdır. Bu bağlamda Gardner'ın çoklu zekalar teorisindeki zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel, görsel, sanatsal, müziksel ve kreatif zekalardan yararlanmak büyük fırsatlar sağlayacaktır. Dünyada Yabancıların sosyal uyum çalışmaları ne zaman başlamıştır? Bazı ülkelerde sosyal uyum çalışmaları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1960'lı yıllarda göçmen işçi olarak Batı Avrupa ülkelerine giden bireylerin 70'li yıllarda kabul edilen aile birleşimi yasası ile başlamış durumdadır. Hollanda'ya göç etmiş insanlar genellikle nerelerde yaşarlar? E, genellikle kendi ülkesinden bir hemşerisine yakın bir yerde ikamet etmek istemektedirler. Bunun sonucu da aynı dili konuşan insanların yoğun olarak bir arada yaşadıkları yabancıların mahalleleri yani gettolar oluşmaktadır. Şu anda Rotterdam'da Feyenoord küçük Türkiye olarak tanınmakta. Utrecht'te de Kanal Eiland ise küçük Fas olarak tanınmaktadır. 21. yüzyılın eğitim vizyonunun kapsadığı hedefler nelerdir? Eğitim ile mantık çerçevesinde düşünen algılayan, empati sağlayan, objektif karar verebilen, motivasyonu yüksek ve özgüvenle dünya coğrafyasında rekabet edebilecek gençleri topluma kazandırmalıyız. 21. yüzyılın eğitimini alan gençler risk, stres ve değişim ile ilgili olarak nasıl hissettiğini ve bu konularda kendi kapasitelerini fark edebilir. Çok kültürlülük işle ilgili belirsizlikler ve örgütsel değişim ile baş etme konusunda sağlam biçimde Odaklanabilir. Kontrol etme yerine işbirliği yapmaya daha meyilli olabilir. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilir. 21. yüzyıl eğitim komponentindeki eğitimcinin rolü nedir? Burada 7C kuralı geçerlidir. Care. Sorumluluk taşımalı, değer vermeli, sevgi ve şefkat göstermelidir. Challenge. Yenilikçi olmalıdır, araştırmacı olmalıdır ve sınırları zorlamalı der. Clarify, en zor konuyu dahi rahatlıkça, rahatlıkla açıklayabilmelidir. Kreatif anlatma sanatını bilmelidir ve anlaşıldığını kontrol etmelidir. Captivate, cazip olmalı, ilginç yapmalı ve beğeni kazanmalı der. Comfort, etkileşimli olmalı. Herkese ilgi göstermeli, zaman tanımalı ve söz hakkı tanımalıdır. Consolidate, e, konunun anlaşıldığından emin olmalıdır. Kontrol etmeli, geri dönüş sağlamalı yani feedback vermeli, e, yardım ve düzeltme yapmalıdır. Kontrol, verimli sınıf atmosferi sağlamalıdır. E, çocuklara rol model olmalıdır, e, dengeli olmalıdır ve adil olmalıdır. Güvenli okul kapsamında sosyal uyum ve entegrasyon. Sosyal uyum ne demektir? Sosyal uyum, Bireylerin ev sahibi toplumla ilişki kurmak için geçirdiği değişimler olarak tanımlanmaktadır. Göçmenin yerleşmiş olduğu yeni toplumda, gelmiş olduğu ülkede sahip olduğu kültürel kimliğini koruyarak yeni toplumda sosyal ve kültürel bütün alanlarda katılımcı olmasıdır. Asimilasyon ne demektir? Asimilasyon bireyin sahip olduğu kimliğini bırakıp yalnızca yeni toplumun kültürel değerleriyle yaşamına devam etmesidir. Yabancı öğrencilerin Uyum ve entegrasyonuna engel olan sebepler nelerdir? Dil sorunu, sosyal bilgilerin eksikliği, psikolojik, sosyal ve fiziksel okul güvenliği sorunu, okulu terk etme, yönetici ve öğretmenlere yetersiz orientasyon eğitimi verilmesi, e, mesleki eğitimi yetersizlikleri, kültürel ayrımcılık ve asimilasyon endişesi, maddi yetersizlikler ve çocuk işçiliği gibi e, sebepler Yabancı öğrencilerin uyum ve entegrasyonuna engel olmaktadır. Hollanda citizenship vatandaşlık yasasını için çıkarmıştır. Hollanda yıllar içinde yabancıların uyum sorununu çözemeyince 2001 yılında citizenship vatandaşlık yasasını çıkararak göçmenlere uyum kurslarını zorunlu kılmıştır. Hükümet bu yasayla göçmenlere eşit hak ve eşit sorumluluk vermiştir. Çünkü yabancıların toplumdaki konumları ve toplumda kabul görmeleri kendilerinin sosyal yaşama yeterli ayak uydurmalarıyla doğru orantılıdır. Eğitim kurumları yabancıların uyum sorununu çözmek için ne yapmalıdır? Eğitim kurumları, okullar yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları sorunların farkında olmalı ve gerekli desteği sağlamalıdır. Eğitim kurumları sosyal ve psikolojik açıdan daha güvenli hale getirilerek uyum çalışmaları Sosyal etkinlikler ve kültürel çeşitliliğe ve farkındalığa yönelik bilinçlendirici faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Eğitimcileri kültürel arası iletişim alanında donanımlı kılarak okullarda sığınmacı çocuklara nasıl davranılması gerektiği öğretilmelidir. Farklı siyasal, kültürel ve etnik yapıya sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler okul ortamında bu farklılıklarından dolayı dışlanmamalı, psikolojik şiddete maruz kalmamalıdır. Onlara kendilerini rahatlıkla ifade edecek ve güvenli hissedecek demokratik ortamlar yaratılmalıdır. Sosyal uyum için eğitim kurumlarında bir yandan göçmen çocukları için gerekli programlar hazırlandığı gibi ebeveynleri için de gerekli kurslar organize edilmelidir. Türkçe dil bilgisi ve vatandaşlık bilincini kazandırmak için bu kurslar lazımdır. Göçmen ebeveynlerin eğitim merkezlerindeki Türkçe ve e, sosyal bilgiler uyum ve vatandaşlık kurslarına gitmeleri teşvik edilmelidir. Sosyal kültürel uyum ne demektir? Genel olarak sosyal kültürel uyum ev sahibi ülke vatandaşlarıyla sağlıklı kişiler arası ilişkileri ifade etmektedir. Göçmen çocukları farklılıklarından dolayı uyum sorunu yaşarlar. Öğrencilerin bu zorluklara, duygusal tepkileri ve duygusal değişikliklere adaptasyonu sosyal kültürel uyum olarak adlandırılır. Sosyal kültürel uyum fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik olmak üzere çok yönlü bir yapıdadır. Kültürel uyum ne demektir? Kültürel uyum yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahibi ülkelerin kültürlerini öğrenmelerine, algılamalarına ve anlamalarına yardımcı olan zengin uygulama ile deneyim süreçlerini ve sonuçlarını içermektedir. Kültürel uyum kaç ayrılır? Kültürel uyum psikolojik uyum ve sosyo-kültürel uyum olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Psikolojik uyum ne demektir? Psikolojik uyum, stres ve başa çıkma durumlarıyla ilgili iyi oluş ve memnuniyet ile ilgili der. Sosyo-kültürel uyum ne demektir? Sosyo-kültürel uyum, güncel yaşamdaki sosyal beceriler ve öğrenme üzerine dayalıdır. Eğitim kurumları, psikolojik, fiziksel, sosyal açıdan öğrencilerin kendilerini güvenli hissedeceği kültürel uyum sağlandığı, sosyal uyum başarısının arttığı yerler olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürel uyum sürecinden kaçınma nedenleri nelerdir? Yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilmeme, dışlanma, e, anlaşılmama ve sosyal izolasyon korkusu sebepleriyle kültürel uyum sürecinden kaçınmaktadırlar. Sosyal güvenliği iyileştirmenin ve yalnızlık, kaygı ve depresyon duygularını azaltabilmenin en etkili yolu nedir? Sosyal güveni iyileştirmek ve e, yalnızlık kaygı ve depresyon duygularını azaltmak için hoşgörü ortamı yaratmak ve entegrasyonu kolaylaştırmak gerekmektedir. Hofstede kültürü nasıl tanımlamıştır? Hofstede kültürü bir insan grubunun üyelerini diğerinden ayıran zihnin kolektif olarak programlanması şeklinde tanımlamıştır. Bu anlamda kültür değerler sistemlerini içerir ve değerler kültürün yapı taşları arasındadır. Hostet'e e göre bireyler içinde yaşadıkları kültürün değerleriyle kodlanırlar. Hostet kültürel boyutlar kuramıyla farklı kültürleri 6 farklı boyuttan incelemiş ve kültürlerin örtüşen ve birbirinden farklı taraflarını ortaya koymuştur. Kültürel boyutlar kuramına göre beşeri sorunlar nasıl çözümlenir? Kültürel boyutlar kuramına göre beşeri sorunlar Öncelikle ön yargının ortadan kalkmasıyla ve daha sonra da e, empati oluşturma yoluyla e, çözümlenebilir. Yabancı uyruklu öğrencileri sosyal uyum sürecinde psikolojik sıkıntıya düşüren nedenler nelerdir? Yabancı uyruklu öğrencileri bireysel deneyimlerin karmaşıklığı, karşılaşılan zorluklar, uyumsuz beklentiler ve farklı yaşam tarzları sosyal uyum sürecinde psikolojik sıkıntıya düşürmektedir. Bu durum kendilerini stresli, endişeli ve depresif depresif hissetmelerine sebep olabilir. Altın üçgen ne demektir? Altın üçgen aile, okul ve sosyal çevre üçlüsü arasındaki sağlık iletişimdir. Bu iletişimin eğitim süresince gerçekleşmesi gerekmektedir. Kimlik oluşumundaki faktörler nelerdir? Kimlik oluşumunda aile, eğitim yani okul ve sosyal çevre önem taşımaktadır. Aile içinde yaşadıkları toplumun kültürünü çocuğuna aktarır. Ebeveynler kültürü çocuğuna yaşayarak örnek vererek öğretirler. Çocuğun sosyal çevresi yani çocuğun sokakta okulda birlikte olduğu yaşıtları da kimlik oluşumunda çok önemli değer. Bireyin kendini güvende hissedebilmesi ve eğitimin hedefine ulaşabilmesi için de ebeveynlerin Eğitime gerekli desteği vermelerinin sağlanması gerekmektedir. Çocuğun kimliğinin oluşumunda son yıllarda gittikçe önemi artan yeni faktör ise sanal dünyadır. Çocuğun internet aracılığıyla erişim sağladığı sanal pencere hiçbir engele takılmaksızın çocuğun kimlik oluşumunu etkileyebilecek güçtedir. Yabancı uyruklu çocukların okullara hızlı ve kolay adapte olmasındaki engeller nelerdir? E, bu engellerden birincisi yaştır. Bir çocuk ne kadar küçükse hızlı ve kolay adapte olur. İkincisi aile stresidir. Yani kardeşler evle ilgilenme, çocukların evle ilgilenmesi stres yaratabilir. Arkadaş edinme, sosyal akran desteği, Türkçe yetersizliği, aidiyet bilincinden yoksun olmak, akran zorbalığı, ailenin eğitsel etkinliklere katılımının düşük olması ve kültürel adaptasyon. Yani kültüre adapte olma gibi sorunlar da yine çocukların okullara hızlı ve kolay adapte olmasındaki etkenlerdendir. Türkiye'deki yabancılarda aidiyet bilincinin oluşmamasındaki neden nedir? Bu durum bireyin kendini yeterli düzeyde toplumun bir üyesi olarak görmemesinden kaynaklanmaktadır. Kendini toplumun bir üyesi olarak e, görmemesinin nedeni ise bireyin toplumla olan bağlarının yani aidiyet duygularının zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Güvenli okul ve okul güvenliği konusunun birinci bölümünü anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.